Müslüman alemi güzel, yayılıyor İslam. Ama kalite çok önemli bir şeydir. Yani kalitesiz olduktan sonra hayat çok bozuk olur hayat. Yani İslam'da kalite çok önemli bir konudur. Değil mi? Hayatın çok önemli bir yönü. Kaliteye önem vermedin mi? Estetik güzellik olmayınca dünya cehennem gibi olur görünüş olarak. Değil mi? Cami kaliteli olacak, ev kaliteli olacak, kıyafet kaliteli olacak, konuşması kaliteli olacak, kullandığı parfüm kaliteli olacak. Bir kanalda seyrediyordum öyle. Bazı insanlar çıkıyor işte konuşuyor bakın. Hep kalitesiz görünümlü. Ya, hanımlar gösteriyor. Çok kalitesizler. Yani Müslüman. Ama çok kalitesiz görünüm var. Yani usluba bakıyorum. Yani dini konuları tenzih ediyorum. Çok kalitesiz. Sen böyle bir sistemi mi getireceksin? Yani böyle bu mu olacak? Yani senin idealindeki hayat bu mu? Yani insanlar böyle mi yaşayacaklar? Mesela Avrupa kaliteye çok önem veriyor. Değil mi? Fransızlar, İngilizler falan kaliteye çok önem verirler. Hayatlarının kaliteli olmasına özen gösterirler. Müslüman hayatının kaliteli olması çok hayati olduğu belli. Bu konuda da bir kitap gerekir. İnşallah. İnşallah. İslam ve Kalite diye bir kitap. İnşallah. Onu hazırlayalım. İnşallah. İnşallah. Mehmet Şevket Ege hocamız hep yazılarında kaliteden bahseder. Bir türlü de anlatamaz mübarek. Yani birçok insan dinlemez hocamızın bu ehemmiyetli uyarısını. O kalitenin önemini o kadar güzel anlatıyor ki hayatın her yönünde Müslüman için vazgeçilmez bir özellik olduğunu çok kapsamlı anlatıyor. Fakat bir kısım kardeşlerimiz çok kalitesiz bir İslam anlayışını anlatmaya gayret ediyorlar. O yüzden de dünyadan şiddetli tepki alıyorlar. Halbuki kaliteli İslam anlayışı anlatılmış olsa dünya akın akın İslam'a döner. Kalitesiz İslam anlayışı anlatıldığı için insanlar İslam'a tavır alıyorlar. Yani o yüzden Müslümanlardan olan nefret o yüzden. Yani bakımsız, kirli, çirkin, münasebetsiz, böyle abuk bir yapıyı İslam diye sunmaya kalkıyor adamlar. İnsanlarda da müthiş bir rahatsızlık, müthiş bir tepki oluyor. Onlar da diyorlar ki ya diyor bak adamlar İslam'a tepki duyuyor. Halbuki adamlar kalitesizliğe tepki duyuyor. O iğrençliğe, o kötülüğe, o çirkinliğe tepki duyuyor. Onlar da İslam'a tepki duyuyor zannediyorlar. İslam'a tepki yok. Kalitesizliğe tepki var. Kalitesizlik konusunda da bayağı kararlılar. Birçoğu. Bayağı kararlılar. Yemek yemede kalitesiz, kıyafette kalitesiz, konuşmada kalitesiz. Hanımlarına bakıyorum, çok kalitesiz hanımları. Sadece işte yemek yapsın, doğursun. Yani evler son derece kalitesiz, ilkel. Yani parayla alakası yok bunun. Yani ucuz olur, fakat kaliteli olur görünümü. Yani bir insanın giyecek kıyafet, bir tane kıyafet olur ama çok kaliteli olur. Yani kaliteyi hırs edinmek, kararlılıkla onu savunmak çok önemli. Sanatta, bilimde, estetikte, siyasette, her yerde kalite olduğunda böyle bir İslam anlayışını herkes kabul eder. İslam'ın yayılmamasının tek nedeni kalite eksikliğidir. Yoksa insanlar bir insana gittiğinde ya bir dinsize dahi desen ki ya sevgi, merhamet, şefkat, dostluk, arkadaşlık, demokrasi, iyi niyet, hoş sohbet, bir ortam, sosyal adalet, bilimde, sanatta, estetikte en ileri derecede gelişme, ne diyorsun desen, hemen kabul ediyorum der. İslam bu işte. Ama sen adama sunduğun kaliteli bir İslam anlayışı değil. İbadetleri eziyet haline getirmişsin. İbadetleri işkence haline getirmişsin. Bir kısım ibadetleri. Dostluk ve sevginin yerine bambaşka bir ruh hali almış. Arkadaş olamıyorlar, dost olamıyorlar. Cemaatler arasında bile bir bağlantı kurmak çok zor oluyor. Mesela bir dinsizle arkadaş olmak, sohbet olmak, etmek çok kolay oluyor ama bir dindarla arkadaş olmak çok güç.
bazı yerlerde. Onun için yani İslam'ın yayılmasında, insanların İslam'ı kabul etmemesinde ana sorun kalitedir. Başka hiçbir şey yok. Adam ben anlatıyorum İslam yayılmıyor diyorsa kendinde arasın hatayı. Kalite eksikliği vardır. Bazı yerlerde mesela insanları ne bileyim yediriyor, içiriyor, evinde tutuyor. Adam tabii bir parça ondan dolayı eğilim gösterebilir fakirse. Yani Müslümana karşı eğilim göstertebilir. Ama güçlü bir netice alınmaz ondan. Anlatılan stil, anlatılan yöntem yani ortada olan bir insan için çok güç. Yani kabul etmeleri çok güç. İslam o kadar karmaşık, o kadar zor, o kadar çetin göstertiyorlar ki ve yaşanacak hayatın kalite anlayışını o kadar ezik, o kadar eksik gösteriyorlar ki adama o haşa cehennem gibi geliyor adeta. Kardeşim ne gerek? Cennet gibi bir İslam göstersene. Cennet gibi bir ortam göstersene. Cennet gibi bir uslup kullansana. Adam niye inkar etsin öyle bir şeyi ya? Tabii. Yani öyle bir kadın modeli sunuyorlar ki kalite diye bir şey çok zor. Yani kalite eksikliği çok şiddetli. Çirkinliği esas alıyorlar. Kalite eksikliğini esas alıyorlar. Güzelliği tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir model oluyor. Güzellik kadın için sanki çok çirkin, haram olan bir şeymiş gibi göstertiyorlar. Çirkin kadını takva gibi göstermeye kalkıyorlar. Güzel kadını da harama girmiş gibi göstertiyorlar. Bakımlı, temiz, klas bir kadın ya diyor bu Müslümanlıkla alakası yoktur diyor. Ama çirkin ve bakımsız bir kadın, ha diyor bak bu takva bir kadın diyor. Mesela ya çirkin bakımsız bir erkeğe, saç sakalına karışmış, hırpani kılıklı bir insana da, ya diyor herhalde evliya bu diyor. Müzik dinlemiyor, resimden hoşlanmıyor, insanlardan uzak konuşmuyor, iltifat etmiyor. Yok, çok garip bir hayat yaşıyor. Onu da takdir ediyor. Ama takdir ediyor ama uzakta duruyor ondan. Hem utanıyor ondan. Evet. Hem rahatsız oluyor. Evet. Ama gizlice eğer konuşacak birisi olursa ya diyor adam diyor hakikaten takva adam galiba diyor. Ama bir evime gelmesin diyor. Benim de mesela çocuklarımla konuşmasın diyor. O yönden tehlikeli buluyor. Bizden yolu uzak olsun diyor. Kaliteli bulduğu insanlar dinsiz dahi olsa onlara da sevgi gösteriyor. Onlara hayran ama aynı zamanda da kaliteye düşman. Hem kaliteye hayran oluyor. Mesela çoluğu, çocuğu, kızları kaliteye hayranlar. Evet. Ama kendisi pratik uygulamada kaliteyi yanlış bir yol gibi gösteriyor. Onun için bu kalite açmazlığını kitapla hazırlayıp anlatalım. İnşallah. Tabii nezaketli bir dil kullandığımız için yıkıcı bir uslup da olmaz. İnşallah. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kaliteli bir insandı. Evinin çevresinde gül yetiştiriyor. Çöl ortamı. Gül yetiştiriyor. En zor şartlarda bile kaliteyi esas alıyor. İşte ev küçük ama çok kaliteli ve çok temiz. Evet maşallah. Gıcır gıcır. O zaman İmkanlar alabildiğine kısıtlı. Ama saçları pırıl pırıl parlıyor. O zamanlar biraz ağdalı, güzel kokulu bir yağ var. Zeytinyağı kullanıyor Peygamberimiz ayrıca zeytinyağıyla. Bir de ağdalı bir yağ. Fakat mis gibi gül kokusu karıştırılmış bir yağ. Biryantin olarak onu saçına sürüyor. Biryantin olarak. Saçı pırıl pırıl parlıyor. Tabii daha koyu renk gösteriyor ve parlak. Onu daha dinç gösteriyor. Saçlarını her gün tarıyor. Birkaç kere tarıyor. Gayet düzgün. Ortadan ayrılmış. İki taraftan örgülü. Çok kibar ve düzgün, güzel örgülü. İşte bak süse
Evet. Güzelliğine nasıl önem veriyor? Evet. Maşallah. Gözleri sürmeli. Gözlerine sürme çekiyor. Üstü başı bembeyaz, tertemiz. Üstündeki cübbesi, o altında giydiği uzun gömlek bembeyaz. Dişleri pırıl pırıl. Mesela bu bir kalitedir. Mesela güldüğünde leman ediyor dişleri veya pırıl pırıl. Işık gibi parlıyor. Kokusu mis gibi. Mesela bu bir kalitedir. Mesela parfüm kalitesi. En kaliteli parfümü kullanıyor. En kaliteli elbise giyiyor o an için. O devir için. Hitabı son derece kaliteli. Seçtiği cümleleri son derece kaliteli. Gayet güzel. Yürüyüşü çok kaliteli. Oturması kalkması çok kaliteli. Yemek yemesi çok kaliteli. Her yerde kalite hakimiyeti var. Kalite insanın içini açar. İnsanın çok hoşuna gider. Yani hayatın en önemli süslerindendir kalite. Kalite kayboldu mu insanın içine kapanır. Mesela birçok insan hayata küsüyor. Yani yüzleri bir karış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor ama Müslümanların birçoğu hayata küsmüş durumdalar. Evet, kalitesizliğin o çöküntüsünü yaşıyorlar. Evlerin içi berbat. Sokağa çıkıyor. Bakımsız her yer. Afganistan'da öyle, Irak'ta öyle. Suriye'de öyle, Pakistan'da öyle, kalitesizlik. Müthiş yaygın. Her giden zaten anlatıyor. Hacda, Mekke'de ve Medine'de, hacıların yoğun olduğu yerlerde, o mesela Arafat'ta da, efendim Nur Dağı'nda da, müthiş bir bakımsızlık hakim. Onu sakın gidip söylemeyin diyorlarmış oradakiler. Oranın yöneticileri. Onun için söylenmiyormuş. Halk arasında bilinmemesi nedeni o. Yani o suizana sebep olur. Onun için sakın söylemeyin. Ya kardeşim onlar söylemeyeceğine sen temizlesene oraları. Bakım hale getirsene. Yağlı boyayla her yere isimlerini yazmışlar. Kayaların üstüne, taşların üstüne. Peygamberimizin gezindiği yerler. Hira mağarasının ağzı. Oralarda pet şişeler var. Bezler, çaputlar, peçeteler, yerler. Yani akıl almaz kirli. Ya kardeşim utan. O, bir kere o boyaları söktür. Adamlara boya niye yaptırıyorsun? Oralar niye o kadar sahipsiz ya? Niye buna müsaade ediyorsun? Müthiş bir kalitesizlik hakim. Mesela hac ederlerken çok kalitesiz tavırlar gösteriyorlar. Birbirlerini itiyorlar, kadınları çekiştiriyorlar, namaz kılanları deviriyorlar. Mesela bunlar hiç basına yansımıyor ve söylenmiyor. Sadece adamlar, gidenler çok güzeldi diyor. Bu korkunç olaylar, bu itici olaylar anlatmıyorlar. Tabii ki bunlar açıkça anlatılması lazım. Bunu gören insanlar da İslam'dan soğuyor ondan sonra. Çok olumsuz etkileniyorlar.